Selamünaleyküm. Chatgpt nasıl kullanılır videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Chatgpt'nizin bir paket halinde oluyor. Paket şurada gözüküyor. Gözüktüğü gibi. İçerisinden bir tane makaralı böyle ip. Şöyle ip çıkıyor. Böyle. Kenarında şöyle tutacağı oluyor. O böyle çıkıyor böyle. Asıldıkça gelir bu. Ondan sonra geri bu. Geri sararsın. Şu makaradır. Bunun içerisinde ip vardır böyle. Çok uzundur bunun ipi. Sonra yanında şöyle bir renk tüpü. Bu da toz boya. Bildiğiniz toz boya. Bu çırpı ipini ilk geldiğinde şurada kapak var. Ağzı açılır şöyle kapak açılır. Kapak şöyle tık tık. Basit bir şeydir aslında bu. Yani çok soru yok. Kapak açılır. Eldiven gibi yorulmayın. Eliniz kolunuz batabilir. Ama yıkansanız da çıkar. Bunu kapak açtıktan sonra içerisinde tertemiz olur zaten bu. 115 gramlık bir tüp. Tüpün burada şöyle bir ayarı vardır. Şöyle yukarıdan kaldırdığınızda bu açılır bu tüp. Açılır bastığınızda da kapanır. Hani emniyetli güzel bir şey aslında. Bunu şöyle kibarca açıyoruz. Bunun içi boştu zaten daha öncesinden. Şu anda biz ekleme yapacağız küçük. Bunu bastırıp şöyle bastırıyorsunuz içine giriyor. Bunu tekrar bir de böyle yaparsanız hafiften. Şurada arasında kalıyor. Gırıntıda kalıyor. Değişik. Ondan sıkıştırıyor ikinciye. Bunu böyle döküyoruz. Bu içinden böyle çıkıyor. Tabii ilk başta bunun biz yerler şimdi batmasın boşuna diye gitmesin diye. Önce bunu çıkarıyoruz. Önce bunu çıkıyor. Yani biraz kullanabileceğiniz kadar birazını dışarı çıkarıyoruz. Ondan sonra içine atıyoruz bunu. Bu buradan böyle bastıra bastıra içine dolan. Güzel bir şekilde bak. İçinde şu anda oldu. Ben fazla doldurmuyorum. Daha önce doldurmuştum ben bunu. Sonra üstünden şunu kapağı kapatıyorsun. Kapattıktan sonra içerisinde dolaşmasın diye bunun bu tarafa doğru mu sarıyor? Bu tarafa doğru mu sarıyor? Bunun ok işareti olmadığı için bir hafiften şöyle çekin. Böyle boşanıyor. Şu şekilde de bu sarılacak tabi ne kadar istiyorsanız. Kapat, sardığınız. Bu kapağı kapatmayı ben gibi unutma. Hani şöyle şurasını aç. Şimdi kapalı olsun. Ondan sonra bunu biraz salla. Biraz salla bana. Bunu yaptıktan sonra biz çizgilerimizin bir kısmını çektik. Çizdik. Çoğu kısmı çizildi. Bir tane yer kaldı. Onun da ölçüsünü alacağız. Ölçüsünü almak için metre ve kalem yardımıyla önce nereden çizeceğimizi mesela burayı 30 santimden çizeceğim ben. Herkes nereye nasıl dolanacaksa ona göre tabii çizim atacak. 30 santimden çizdikten sonra buraya çiviyi çakacağım. Çizme olur, bile olur artık durumumuza göre. Ya da birisi elinden tutabilir. Burayı yaptıktan sonra çöpümüzün şöyle bir basit güzel kolaylığı var. Şöyle bir aparat var, onu çivile takıyorsunuz. Tabii şurayı kapadın. Böyle kapattıktan sonra kendisi kendi kendine dönsün. 30 santimden kendi kendine orada durar. Tabii duvara dayalı olması lazım o. O demir. Bunu yaparken bu çekilirken arada mı takılıyor? Takılırken elinize mümkün olduğunca ipe değirme. Buradan hemen bir hareket verirsiniz. Denk gelir. Sonrasında bunu duvara dayayarak duvara tam değmesi lazım. Onunla kameraman arkadaşımız o kısmı hem göstersin hem yapıyorsun. Yaptıktan sonra bunu duvara dayayacak. Ben birazcık boşluk verdim. Arka tarafından yaparsın daha basit olur. Bu şekilde tutacak. Ben de buradan çok gergin bir şekilde yaptıktan sonra elimle şuradan tutuyorum. Sonra kendi halinde bıraktım mı kendisi oradaki üstündeki tozu üst yukarı atacak ve şöyle güzel bir çizgi oluşturacak. Ama yanlış mı çizdik İsmail abi? Evet. Yanlış yaptık. Öndeki tabii çizgi yapmamız. 2-3 tane çivi olunca böyle sonuçlarla karşılaşıyoruz. Zaten ikinciye de bu çizgiyi çizer. Birazcık sönük kalır. Sıkıntı yok. Aynen bu şekilde hem nasıl kullanılmayı öğrendik hem işimizi gördük. Bir dahaki videomuzda bekleriz. Bu videomuzun sonunda inşallah burayı ışık bandı olarak yapıp bitirmiş bir şekilde sizlerle görüşeceğiz. Hoşçakalın.